Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımız yarın Kayseri Spor'la karşılaşacak. Sabah bir video yükledim. Özellikle hem Kayseri cephesini hem Trabzonspor takımımızı detaylı bir şekilde analizini yaptık. Muhtemel kadroları değerlendirdik. Tabi Trabzonspor takımı sabah antrenmanı gerçekleştirdi ve 21 kişilik kadroyu açıkladılar. Saat 4'te Kayseri'ye uçuş var. Tabii maç öncesinde iki tane sakatlık haberi de yine canımız sıkıldı. Bu sakatlık haberleri zaten Canini bekliyorduk. Buna Gbamil de eklendi. Ben sakat olduğunu düşünüyorum bakın. Hani kadroda Gbamil ve Canini yok. Bu iki oyuncu Canini ile alakalı değerlendirmem şu şekilde. Biliyorsunuz maçta sakatlandı, oyundan çıktı. Hatta o maçtan önce Maxi Gomez de yedekteydi. Caneni sakatlandı, sakatlandığında bilerek, isteyerek sahaya çıktığını Abdullah Avcı vurgulamıştı. Caneni sakat olmasına rağmen "Hocam beni oynat, ben oynamak istiyorum." dedi demişti ve Abdullah Avcı Caneni ile sahaya çıkmıştı. Sonra Caneni değişiklik istemişti, sakatlanmıştı. Oyundan çıkmıştı. Milli arada Caneni çok uzun bir tatil yapmıştı hatırlayın. İzin vermişti hoca. Özel sebeplerden dolayı dendi ama ben hani şunu net bir şekilde söylemiştim. Kulübümüzün bir açıklama yapması lazım Canin'le alakalı. Çünkü merak ediyoruz. Hani antrenmanlarda yok takım antrenman yapıyor. Canin özel izinli. Neden özel izinli diye de altını çize çize burada konuşmuştuk. Maalesef Canin'in sakatlığı demek ki geçmedi. Benim tahminime göre Canin'in yurt dışına bir tedavi gördü ama e, sakatlığı geçmedi diye düşünüyorum. Ya da Canin'i risk etmek istemediler bu maçta. Bundan sonra zorlu bir fikstüre giriyoruz. Avrupa maçlarımız var ve Canin'in'i Canini biraz koruma programı kapsamı altında Canini'yi götürmedi diye düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Bir diğer detay da Gvamil. Gvamil neden yok? Bu tabii ki de e, hani Canini'yi yeni tahmin ediyoruz sakatlık. Gvamil'in de ben milli takımda son maçta 40 dakika oynadı. Sonradan oyuna girdi. Ya sakatlık durumu oldu diyorum ya fil dişinden buraya gelmesi uzun sürdü. Yetişemiyor oyuncu ya da çok yorgun olacağını hesaplandı. Oyuncuyla konuşuldu. Abdullah Avcı da ben Gvamil'i bu maçta değerlendiremeyeceğim. Gıvamili benim bu maçta Kayseri deplasmanına götür, oradan getir, tekrar Monaco maçı falan derken bir yorgunluğa girecek oyuncu. Ben oyuncu bu tempoya sokmayayım. Ben oyuncuyu dinlendirelim. Gıvamili dinlendirelim. Canini aynı şekilde dinlendirelim diye düşünmüş olabilir diye tahmin ediyorum. Bu iki oyuncu nerede diye çünkü merak konusu. Açıklama mutlaka gelecektir. Belki de biz bu videoyu çekerken gelir. Şu an saat 4. Belki biz bu videoyu çekerken gelir ama ben Trabzonspor takımımızın hani e, iki tane eksiği var. Santofo'da Canini yok. Kanatlarda hani canini e, değerlendiriyorduk ama Yusuf Yazıcı girdi kadroya. Bu da sevindirici bir haber. İki tane kötü haberimiz olabilir ama Yusuf Yazıcı'nın kadroda olması. Hüseyin Türkmen'in defansif anlamda özellikle sağ olarak düşünelim. Hadi şimdi e, kendini toparladı ki hoca kadroya aldı. Larsen'e bir problem olsa, Larsen'de bir sıkıntı olsa sağ bek'e Batra'yı çekip İki tane sol ayaklı stoperden oynamaktan ziyade oraya Hüseyin Türkmen'i e de hoca değerlendirebilir arkadaşlar. Pardon. Değerlendirebilir arkadaşlar. Arkada da çocuğun bisikleti kalmış. <laughs> Kusura bakmayın. Neyse dağıtmayayım konuyu. Değerlendirebilir diye düşünüyorum. Trabzonspor takımımızı zor bir maç bekliyor. Gergin bir maç demek istemiyorum. Çünkü gidince bugün atmosfere bakacağız. Karşılanma şekline bakacağız. Ben daha önce Kayseri'ye gittim. bütün maçlarda çiçeklerle, bizim dönemimizde çiçeklerle karşılandık, çiçeklerle gönderildik. Şimdiki karşılamayı göreceğiz, atmosferi göreceğiz. Ben bu sene bir problem olacağını düşünmüyorum. Hani ya yani herkesi de kendimizi hani düşman görmememiz lazım. Geçen sene yaşandı bitti. Uğurcan Çakır kaptana yapmış olduklarını tabii ki de unutmadık ama... Herkes o öyle böyle demekten ziyade bakalım görelim. Hani ona göre de tavrımızı koyarız. Yorumumuzu yaparız arkadaşlar. Çünkü çok fazla mesajlar alındı. Biz tamamen hani yarınki maça odaklanmamız lazım. Yarın Trabzonspor takımımızın oynayacağı kadroya bakmamız lazım. Ben bir kadro yazıyorum şimdi. Twitter'da da paylaştım. Burada da paylaştık. Yorumlarınıza bakıyorum. hani yaptı Kadir Ömür? Orada oynamasın. Onun yerine işte başka oyuncular söylüyorsunuz. Lahtim oynasın diyorsunuz ama bir yerli yabancı kontenjanından dolayı sağ tarafta hoca Abdülkadir Ömür oynatmak zorunda. Abdülkadir Ömür olmazsa Yusuf Yazıcı oynatmak zorunda. Bu ikisi olmazsa kim oynatacak? Umut Boz oynatacak. Gomez ve Umut Bozok da bence sistemi bozuyor. Bu iki oyuncu bana göre bu maç onların maçı değil. Ya Yusuf'u göreceğiz ya Abdülkadir Ömür'ü göreceğiz. Hani oraya Lahtimi, Naci gibi isimleri söylüyorsunuz. Hocanın ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ki bu milli arada çok iyi bir çalışan Abdülkadir Ömür var. Abdülkadir Ömür biliyorsunuz sözleşmesini de uzatıyor. Hani onunla alakalı da bir konuşmalar geçtiğini biliyorum ama Abdülkadir Ömür'ün hani Trabzonspor takımı adiyet duygusunun olduğunu ve Abdülkadir Ömür'ün kesinlikle ben oynamak istemiyorum ben buradan ayrılacağım gibi cümleler kullanmadığını net bir şekilde söylüyorum. Bu tamamen birinci ağızdan bir bilgidir. Trabzonspor takımı da gayet mutludur arkadaşlar destek olmamız lazım. Bu dönemde bunları konuşmak zaten hiçbir şekilde bize faydası yok. Gitmek istemiş olabilir, istememiş olabilir. Bu konulara girmeyelim. Ben Abdülkadir Ömür'ün her zaman söylüyorum. Sazı eline aldığı zaman Trabzonspor takımımıza çok büyük fayda sağlayacak abi. Bizi Abdullah Avcı, bakın Abdullah Avcı'dan biz bu işi daha iyi bilmiyoruz. Abdullah Avcı geçen sene beni şampiyon yapacak oyuncular Abdül, Abd, Abdülkadir Ömür gibi oyunculardır dedi. Abdullah Avcı gibi oyunculardır diyecektim kusura bakmayın. Abdülkadir Ömür gibi oyunculardı dedi. Lütfen destek olalım. Kızıyorsunuz, performansını beğenmiyorsunuz. Bakın ben de eleştirilerimi yapıyorum. Ben çok objektif bir şekilde konuşuyorum şu anda. Yarın Abdülkadir Ömür oynar. Öbür gün içerideki maçlarda destek olmamız lazım. Bizim içerideki oyunculara hani ya bu gitmek mi istedi, imza mı atmadı gibi böyle konuşmaları kimseye bir faydası yok. Bunları biz bir tarafa bırakalım. Bunlar bakın birinci ağızdan söylüyorum. Kesin ve net söylüyorum ve altını çiziyorum. Bu konuyu kapatalım. Oyuncumuza zarar vermeyelim. Kulübümüze zarar vermeyelim. Çünkü önemli bir maçlar var. Şu an Doğucan'dan tutun. işte Serkan Hasan'dan tutun sakat. Herkese ihtiyaç var abi. Serkan Hasan'ın da gelip takım arkadaşına moral vermesi lazım. Hadi abicim demesi lazım. Sırtını sıvazlaması lazım. Soyma odasında oynamayan oyuncular bakın çok önemli detaylardır. Soyma odasında oynamayan oyuncu oynayan oyuncunun sırtını havluyla silmesi lazım. Biz Trabzonspor takımında 2010-2011 sezonunda oynadığımız dönemlerde benim yedeğim geliyordu. Sıcak bir ortamdayken geliyordu havluyla beni serinletiyordu. Ben oynamadığım zaman ötekini serinletiyordum. Sırtındaki teri siliyordum. Ayakkabımı getiriyordu, ayakkabısını götürüyordum. Yeri geliyordu kalecinin ayakkabısını ben bağlıyordum. Gibi yani böyle dayanışmalar lazım. Sağ içindeki bu dayanışmalar Aynı şekilde sahanın dışında da taraftarın oyuncularımıza göstermesi lazım. Sabır. Zaten Abdülkadir Ömür kötü olduğu zaman hoca onu kenara alıyor. Eğer bu maçta mecbur bir şekilde hoca oynatacaksa bir destek çıkmak zorundayız. O olsun bu olmasın diyerek birbirimizi yıpratmayalım. Takımımıza destek olalım. Ve Abdullah Avcı takımla çok kritik bir toplantı yaptı. Yeni gelen transferlere bir kere hepsi kaliteli transfer olduğunu söylemiş bakın. Bu basına çıkan bir haber. Kendiniz bana ispatlamayın demiş. Ben zaten gelen oyuncuların kendisine hani Trezegi olur. Gvamil olur. Hani aklıma gelen şimdi diğer oyuncular için de kendini ispatlayacak bir ortam yok. Gerek yok. Siz zaten kendinizi ispatlanmışsınız. Trabzonspor takımına gelmişsiniz. Trabzonspor takımında hani idmana çıkmak bile herkese nasip olmaz. O formayı giymek nasip olmaz. O kulübün tesislerinden içeriye girmek nasip olmaz. Siz oraya girme başarısı göstermişsiniz. Siz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesindesiniz. Bizim için en büyük takımıdır her zaman olduğu gibi. Ve bunun kıymetini bilin. Mücadele ettiğiniz takdirde oyun kaliteniz olduğunu düşünüyorum. Oyun bilgisi olmasaydı zaten buralara kadar gelmezdiniz. O oyun bilgisine sahipsiniz. O deneyime sahipsiniz. Bundan sonraki süreçte sahaya çıkın çatır çatır oynayın maç kazanın. Futbol sonuç oyunudur abi. İyi kötü konuşuyoruz iyi oynadı kötü oynadı baskı yapmadık. Ya bu takım nereye kadar dedik. Geçen sene Mart'tan sonra bir düşüş yaşandı. Şampiyon oldu. Mayıs ayında şampiyonluğu kutlarken kim bu takım çok kötüydü de ya bu takımın şampiyonu kutlanmaz dedik mi arkadaşlar? Hepimiz koşa koşa kutladık. Ben de geldim kutlamaları hep beraber kutladık. Çoluğumla çocuğumla atladım geldim uçağa. Geldim bütün kutlamayı sonuna kadar izledim ayrıldım stadyumdan. Yani hepimiz mutluyuz. Hala da şampiyon olduk diye gurur duyuyoruz. Hala da üzerimizde tişörtümüz, formamız, evimizde bayraklarımız yani. Onun için bunu da altını çizmek istiyorum. Bir diğer detayım da bunu biraz daha kapsamlı konuşacağız tabii ki de. Şimdi birazcık üstü kapalı konuşalım ama e, Abdullah Avcı bir sukat ekibinde yeniliğe gidiyor. Yurt dışı bir bağlantılı bir şirket veya çıka bağlantılı bir şirketle hem teknik e, teknik altyapı koordinatörlüğünde hem altyapıda çalışanların hem altyapıdaki oyuncuların olsun bir eğitim programı içerisine dahil etmek istiyor. Abdullah Avcı mükemmel işler yapacak arkadaşlar. Bakın inşallah skorlar alır hoca ve başarılı gider. Eleştirilerimi ben her zaman her kesime yaparım abi. Benim kimseden bir beklentim yok. Benim için önemli olan burada Trabzonspor takımımız, Trabzonspor takımımızda gördüklerim, doğruları, yanlışları, her şeyi konuşurum burada. Ve Abdullah Avcının şu an için benim için her şeyini gayet normal e, gitmesi gerektiği bir gittiğini düşünüyorum. Bekleyelim, güzel işler yapacaklar. Biraz sabır, birazcık beklemek lazım. Bununla alakalı da detaylı bir bilgiyi toplayıp sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi zaman maç zamanı sezon yeniden başladı. 10 günlük bir ara kaldı. Her şeyi bir tarafa bırakıp takımımızın Kayseri Spor maçından galibiyetle dönmesi için dua edeceğiz, destekleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar takımımızın, hocamızın, yönetimimizin, herkesin arkasında olacağız. Başka da diyecek bir şeyim yok. İki tane eksik vardı. Bu konu, bu, bunları sizlerle paylaşmak için bu e, yayını yapmak istedim. Diğer videomuzu izleyin. İyi analizler yaptığımı düşünüyorum. Emek verdim bakın sabah çok erken kalktım o video için mutlaka izleyin diyorum. İnşallah beğenirsiniz bu videomuzu da. Kendinize çok iyi bakın. Kemik kitlem sizlere ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.